Sıra geldi 10.000 liranın sahibi olan takıma. Büyük puan farkıyla aslında. Bu hafta birinci oldular. 87 puanla bu hafta birinci olan ve 10.000 lirayı kazanan takım... Onlar 87 puanla birinci oldular, 10.000 lirayı kazandılar. Tayfun Serap Çiğdem. Buyurun sahneye alalım. Ödülünüzü mü vereceğim? Tebrikler. Buyurun efendim. Ne hissediyorsunuz? Nasılsınız? Ay ben ilk defa bir eleme olduğu için geldiğimden beri şimdi onların üzüntüsü üzerine sevinince de kendimi suçlu gibi hissediyorum. Hani bunun çok önemi kalmıyor. Şimdi bizim için çok daha yükümüz artıyor. Neden? Çünkü her gittikçe daha da zor ve biz birbirimizi beğenmemeye başlıyoruz hafta içi artık bir şeyler ararken. Saç konuşuyoruz, kıyafet konuşuyoruz. Tayfun diyor ki o kıyafet olur mu? Daha iyi olmalı, daha iyi olmalı. Biz daha iyi olmak için uğraşıyoruz. Tayfun? Yükümüz çok ağır. Vallahi çok teşekkür ederim ekibimize, sevgilicimize, dostlarımıza, arkadaşlarımıza. Çok mutluyuz. Teşekkür etmekten başka bir şey gelmiyor neden. Çok sağ olun. Daha iyisiyle inşallah olacağız. Serap'cığım. Aynen. Teşekkürler. Umarım daha iyi şeylerle geliriz. Çok teşekkürler. Tebrik ediyoruz, alkışlıyoruz efendim. Evet, 74 puanla Özcan, Dilek, Ezgi hala buradasınız. Çok şanslısınız, çok iyi bir takımın puanlarıyla devam ettiniz. Kıl payı bir puan farkla burada olmayı başardınız. Önümüzdeki hafta için başarılar diliyorum, bol şans diliyorum sizlere. 76 puanla Kaan, Ece, Gizem ikinci oldunuz. Buradasınız. Tebrik ediyoruz. Aytekin, Dilek, Banu 73 puan. Özcan, Dilek, Ezgi 74 puan. Kaan, Ece, Gizem 76 puan. Tayfun, Serap, Çiğdem 87 puan. Benim için zor bir anons olacak bu. herkes burada, artık ben yokum. Bu kuaförüm sensinin değil, aynı zamanda Gözen'in de finaliydi. Haftanın finali değil, Gözen'in de finali diyebiliriz bugün için. Siz biliyorsunuz aslında, bilmiyormuş gibi yapmayın, seyircimizin haberi yok. Gerçekten bilmiyoruz. Yemin ederiz. Bilmiyor bizim. Musunuz? Hayır. Hayır. Bizim yokluğumuza dayanamıyor Gözde. Beraber gidiyoruz. arkadaşlar bu program bana geçen yıl Kurban Bayramı öncesi teklif edildiğinde 40 günlük bir bebekti. Ben oyuncuyum, yapamam dedim. Tamam, sunucuyu oyna, biz de bunu istiyoruz zaten, sunucuyu oyna dediler. Benim adım da kuaförde konmuş, biliyor musunuz? Annem, anneannem doğumdan önce kuafördeyken küçük bir kız geçiyor Gözde diye, Gözde olsun adı demişler. Anneannemin hatına bana kadının nasıl temiz, nasıl bakımlı olması gerektiğini öğreten canım cennette anneanneme ve anneme ithafen programı Özge Burak'tan devraldım. 40 bölümdü. Bir baktım 300 küsür bölüm oldu. Harika bir, yani yazın sadece programda sizlerle olacaktım. Koca bir sezon, öyle bir reytingler fırladı ki düşünebiliyor musunuz? Bülent Ersoy'u gündüz kuşağında her gün ağırlayabileceğimiz bir enerjide, bir aile, bir okul olarak tuttuk burayı. Fakat artık ben mesleğimi bir taraftan, o dizi setlerini, tiyatro sahnesini çok çok özledim. 300 küsür günün 250 gününü ben burada geçirdim, topuklu ayakkabılarla saatlerce. Artık bana biraz izin verin. Benim o dizi setlerine biraz dönmem gerekiyor çünkü çok özledim işimi. Sizi biri kuaförlükten veya makyajdan alıkoysa ne yaparsınız? Değil mi? Çok zor bir an için benim için. Öncelikle tüm global ailesine bir muhteşem şekilde ağırlayan, en güzel anlarımı yaşatan, çok sevgili yapımcılarımıza, kıymetli yönetmenimize, tüm global ailesine isimlerini sayamam. O kadar çok ve o kadar güzel bir aile ki. Çok teşekkür ederim. Sürçülisan ettiysem affola efendim.
izninizi istiyorum. Bu program en güzel şekilde, en büyük sürprizlerle devam edecektir. Benden bu kadar. Hoşçakalın. Kuaförüm sensin, sensin, kuaförüm sensin.